Dolayısıyla Kur'an Allah eğer aslında Allah kimseyi helakta etmiyor. Yani o kişiler kendilerini helak ediyor. Yanlış tercih yapıyorlar. Yanlış tercihten geri adım atmıyorlar. Ve helak oluyorlar. Onlar helak olma sürecini işlettikleri için, Kur'an'ını işlettikleri için, oraya tabi oldukları için kendi kendilerini helak ediyorlar. Eğer iman etmiş olsalardı, salih amel işlemiş olsalardı, cennetin Kur'an'ını işleteceklerdi. Allah da onları o zaman cennete koyacaktı. Sonuçta kişiler kendi kendilerini helak etmiş oluyor. Fakat gelenekselcilerin dediği gibi anlarsak, dünyadayken Allah ceza veriyor diye anlarsak, o zaman hadi diyelim Lut kavminin başına taş yağdırdı. O taşın altında çocuklar da yaşıyor. Çocuklar şirke düşmemiş ki. Çocuklar o günahı işlememiş ki. Sorumluluğu yok çocuğun. Çocuğun kafasına niye Allah taş yağdırsın ki? Kum fırtınası gönderdik diyor Semud kavmine mesela. Onları bir sayağa tuttu diyor. Dizüstü çöke kaldılar, ayağa kalkamadılar diyor. Şimdi orada suçsuz günahsız olanlar da vardı veya çocuklar da vardı. Onların suçu ne? O zaman suçluyla suçsuzu Allah ayırt etmiyorsa o zaman toptancı bir Allah var. Hepsini aynı çorun içine dolduruyor o zaman. Doğal olarak nereden bakarsan bak gelenekselcilerin inandığı gibi Allah ceza verdi, helak etti, mucize yaptı filan dediğin zaman olmuyor. Kur'an'ın gerçekleriyle, hakikatleriyle örtüşmüyor. Kesinlikle. İnsan vicdanına ve aklına da ters bir durum yani. Birileri suç işleyecek, cezasını mazlum olanlar çekecek. Yok, üstelik Allah tarafından yapılan bir eylemin sonucu. Allah bilemiyor mu kimin Müslüman, kimin kafir olduğunu da kafirleri helak etsin, Müslümanlar kalsın ortada. O zaman yeryüzünde bir tane kafir kalmaz, hepsini öldürür. O zaman kimse kafir olmaz ki. Olamaz hani korkudan. Dayağı yiyeceğim şimdi diye. Herkes zoraki Müslüman olur. Zorla Müslümanlığında bir değeri olmaz ki o zaman. Onun için Allah evrene müdahale etmeme kuralını bilmediğin zaman işte böyle nerede duracağı belli olmayan heyelanlara düşüyorsun. Çukurların içine giriyorsun, çıkamıyorsun. Çıkamayınca da oradan bastırıyorlar, buradan bastırıyorlar. İşte yok Arapçadan delil getiriyorlar, yok filançının rivayetine göre şöyle olmuş, yok bilmem işte gitmişler şeyde İtalya'da mı nerede bir yerde heykeller bulmuşlar da Allah işte orada bir kavimi o zaman yanardağı patlatmışlar, onları orada helak etmişler. Bir, iyi de insan kemiğinden taş olmaz, heykel olmaz ki bu kemik uçurur gider. Onunla Allah hangi kavmi sapıklık yaparken yakalamış da onları yakalasın yani. Sodom ve Gomorra diye bahsettikleri bir kavmi anlatıyorlar. Saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar yani. O yüzden Allah diyor ki ben sizi yeryüzünde biz insana yolu gösterdik. İnsan suresi 3'te dileye iman etsin. Dileye inkar etsin diyor. Bunu söyledikten sonra sen niye iman etmiyorsun diye kafana vuruyorsa olmaz ki o zaman. Hani serbest bırakmıştın. Allah yalan söylüyor aşağı o zaman. Yok böyle bir şey. Ha, cezalandıracaksa da şöyle yapabilirdi mesela. 50 günaha bir tokat örnek vereyim. Ama bunu herkese yapardı. 50 günahı doldurana bir tokatı çarpardı. O zaman herkes bilirdi ki biz 50'yi doldurdum. Eyvah. Böyle bir şey de yok. Yani Allah'ın dünyada ceza vermesinin ya da vermemesinin bir kuralı kaidesi de yok. Ne iyi belli değil. Dururken duruyor, kafası kızıyor, dürdür, ters çeviriyor, yok ediyor. Ve orada da suçlu suçsuz, doğru yanlış hiç kimseyi gözetmiyor. Kuralsız, kaidesiz, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir Allah. İki ayet okuyalım mı abi helakla ilgili? Vallahi şimdi helak konusunu daha devam ettirmek isterler mi bilmiyorum. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Bir saattir buradalar. Eğer tamam okuyabilirlerse. Efendim? İki ayet de sonlandıralım en azından. Hani tabii tabii. Hud 116'da sizden önceki nesiller arasında kurtardığımız azınlık dışında yeryüzünde fesadı engelleyecek birileri olmalı değil miydi? Zalimler ise yeryüzündeki fesadı ortadan kaldırmak yerine şımartıldıkları rahat hayatın peşine düştüler ve onlar suçlu günahkarlardı. Yani helak
esasında burada helak olmalarının sebeplerinden biri aklı başındakilerin sorumluluklarını yapmamalar. Yani iyiliği isteyenlerin, iyiliği yaymak isteyenlerin, yani aktif iyi olamayan pasif iyiler esasında büyük sorumluluk sahibi olmuş oluyorlar burada. İsra 16'da biz bir beldeyi helak etmek istediğimizde orada refah içinde yaşayanlara Allah'a itaat etmelerini emrederiz. Onlar Allah'a itaat etmez, orada fasıklık yaparlar. Artık azap hükmü onların üzerine hak olur ve orayı yerle bir ederiz. Yani aslında Allah yerle bir etmiyor. Oradaki yine pasif iyi. Pasif iyi iyi değildir. Pasif iyi iyi olamaz. Aktif iyi ancak cennete gidebilir. Aktif iyi ancak helakı önleyebilir. Bunu bir defa iyi anlayabilmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Kapatabiliriz abi. Şimdi kapatabilirsin abi. Peki Nurşen Hanım, sen daha önce Allah'ın müdahale etmesi gerekip de etmediğine inanıyordum diyorsun. Birçok kadın bunu böyle düşünüyor. Allah neden? Genellikle çocuklarla ilgili şeylerde. Hani tecavüz haberleri çıkıyor ya, çocuğu tecavüz etmiş, kaçırmış, öldürmüş filan. Hep diyorlar ki niye müdahale etmiyor? Genel niye bunu engellemiyor? Peki sen de bu soruyu soruyordun kendine. O zaman şüphe ediyor muydun Allah'tan? Yani müdahaleyi niye etmiyor acaba diye. Ya şüphe etmek değil de üzülüyordum. Yani çok üzülüyordum. Yani inancında sıkıntı oluyor muydu o zaman? Muhtemelen tabii ki öyleydi. Zayıftı. Yani tam anlamıyla demek ki iman etmemişim ki bunu sorguluyordum. Bir arayış içindeydim. Yani neden Allah müdahale etmiyor? Üzülüyordum. Çok üzülüyordum. Ama sonrasında tabii ki aslında müdahale ederse dengenin bozulacağını anladık. Yani olmaması gereken zaten olması gereken buydu. Çünkü herkes yaptığının karşılığını alacaktı. Sonuçta imtihan dünyası. Ya bu şekilde anladık derslerden ama o zamanlar evet çok bocaladım. Yani çok sorguladım, üzüldüm. Peki biz Allah'a yalvarsak, dua etsek, ya Rabbi müdahale et, hallet şu işleri, çöz şunları. Bak biz çok perişanız, çok sıkıldık, çok bunaldık. Eder mi Allah? Yani der mi ya çok yalvardılar bana. Onun için dur şunları dediğini bir yapayım der mi Allah? Yok. Bizim çabamıza kendi elimizden gelen önce yapmamız gerekiyor. Daha sonra yani bizim kendimiz önce bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sadece tabii ki dua, bana göre ben duanın o şey yani etmem gerekiyor, ediyorum. Ama tabii ki önce elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Gayret, çaba. Bir şeyin olması için önce kendimiz çabalamamız gerekiyor. Bir şey olması için niyet etmemiz lazım. Özür diliyorum hocam. Bir şey olması için niyet etmemiz lazım. Bu niyetimizin karşılığına uygun olarak da çabamızı göstermemiz lazım. Evet. Dua bu işte. Evet hocam. Evet bunu öğrendik. Hazır. Ya dua etmemizde Allah... Pardon. Abi bir cümle söyleyeyim. Kasas 58. Yaşam koşulları ve refahın kendilerini şımarttığı nice toplumu helak ettik. Tekrar okuyayım. Yaşam koşulları ve refahın kendilerini şımarttığı nice toplumları helak ettik. Bence üzerinde düşünülmesi gereken, bugüne uyarılması gereken bir ayet diye düşünüyorum. Evet, hep önce gelenler. Zaten az önceki bu süresindeki ayette de orada diyor. Önce okuduğumuz şeyde zulmedenler içinde bulundukları refahın peşine düştüler diyor. Hud suresi 106'da. Onlar suçlu günahkarlardı. Yani onları suçlu günahkar yapan şeyi de burada söylüyor. İçinde bulundukları refahın peşine düştüler. İşte refaha bağlı olmak, lükse bağımlı olmak da bir problem. Niye? O lüksün sürekli daha farklı versiyonunu, daha iyisini, daha yenisini istiyorsun. Böyle olunca da o lüksü yaşayabilmen için mutlaka birilerinin hakkını, hukukunu alıyorsun. Çalıyorsun yani bir yerlerden. Ve başkalarına zulmediyorsun.
Böylece de helak oluyorsun. Sebebini de aslında ayetlerde anlatıyor yani. Peki abi Avrupa... Azgınlık, azınlık diye bir kavram var biliyorsun. Evet. Avrupa ve Amerikan toplumu, Avustralya, işte bu İskandinavlar vesaire çok böyleleri yüksek toplumlar. Peki Allah onları niye helak etmiyor? Bu ayete göre helak olmaları gerekiyor. Provoke edeyim biraz dersiniz. Gelenekselcilerin helakı ama Kur'an'a baktığı zaman onlar da helak olmuşlar. Yani gelip gitmeyecek noktaya gelmişler. Ama onlara özleniyor. İnsanlar orada yaşamak istiyor. Oraya gitmek için can veriyor. Yani işte, deniz ortamında yani, insan can veriyor. Oraya özlenenler helak olmuyor özlenen insanlar. Dananın derisi kasabını kendisi arar bulunmuş. Kasabın önüne gider mö diye bağırırmış. Onun gibi Eyüp hocam bilir. Alle dümse kelbe suğunden metzke zelbe diye Almanların bir atasözü var ya. Peki. Türkçesini de söyle de bak. Yani Alman şey... Ha, söyledim ya az önce. Kalmasın arkadaşlar. Alman söyledim ya az önce. Fransız kalmaz. Dananın delisi kasabını kendisi arar bulur diyorlar. Deli dana ondan çıkmış olmaz mı? Efendim? Deli dana bu sözün üzerinden çıkmış olmaz mı diyorum. Ya o deli danalar bu normal ikdakli deli danalardan çok çok daha eftal. Peki. Evet. Arkadaşlar yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz Şuara suresinde. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.